بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين التعاون يردم لشما ويا إسلام دا يردم لشما مادة سي العون كلمة سندن. العون تدل في أصلها اللغوي على القوة والفائدة شو تكي عون كلمة سندان قوة وفائدة الاستعانة استعانة كلمة ما نصت أبو المعونة يعني يردم والتعاون تعاون يردم لشما خلق من أخلاق القرآن الكريم قرآن كريم من أخلاق أخلاق وفضيلة من فضائل الإسلام العظيم يجى إسلام دين فضيلة من وجان بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين التعاون يارضم لشما تعاون كلمة مادة سي عون كلمة سندان سزجون دان تدل في أصلها اللغوي على القوة والفائدة عون كلمة لغتك، ما معنى قوة، فائدة el isyana kelimesinin manası ise talabul mauneti yardım dileme. Ve taavun yardımlaşma. Hulukun min ahlakul Kur'anil Kerim. Kur'an-ı Kerim'in ahlakından bir ahlak ve faziletun min fadailil İslamil Azim. Yüce İslam'ın faziletlerinden bir fazilet ve janibun min hadir Rasul aleyhi salatu ve selam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hidayet ve rehberlik yolunun bir parçasıdır. Ve izâ nazarnâ ilâ tabiâtil insâni ve tarîkatihi fî hayâtihi, Biz insana baktığımızda, insanın tabiatı gereği ve insanın hayatı boyunca رَأَيْنَا اَنَّهُ bir بِتَبْعِيهِ Görürüz ki insan tabiatı gereği toplum içinde yaşayan bir varlıktır. Tek başına yaşayamaz. اَيْ اَنَّهُ اِجْتِمَعِيُمْ بِفِطْرَتِهِ Fıtratı gereği, yaratılış gereği İçtimaidir. Toplum içinde yaşamaya mahkumdur. Toplumla yaşar. Toplumun içinde yaşar. Ve yas'ubu aleyhi en ni'ice muferiden an gayrihi min beni cinsi. İnsanlardan uzak tek başına yaşamak zordur. Mümkün değildir. Belki de hiç mümkün değildir. Ve la yastati'u en yakume muferiden bi kulli hayat. Bütün hayatın isteklerini yerine getirmek için tek başına insan bu insan hayatın ihtiyaçlarını yerine getiremezsek başına. Bu yüzdendir ki insanlık beşeriyet tarihine baktığımızda bütün insanlar toplum içinde yaşamaya çalışmışlardır. Toplumun içinde de çeşitli organizasyonlar, teşkilatlar kurmuş kurmuşlardır ve bu şekilde yardımlaşmayı tahakkuk ettirmişlerdir. Meydana getirmişlerdir. Yardımlaşma tabi aileden başlar. Daha sonra kabile kabile, daha sonra devlet içinde, daha sonra uluslararası devlet arası bir yardımlaşma meydana gelmektedir. Vakat yanzuru kesir min nas çoğu insan bakar ile taavun ala ennehu nizamun iktisadi ve maddi fakat. Zanneder ki yardımlaşma sadece iktisadi konularda, sadece maddi olarak yapılan yardımlaşmadan ibaret olduğunu zanneder. Öyle değildir. Lakin İslam dini, İslam dininde yardımlaşma, Aleyna ve Asunun usulü din. İslam dininde yardımlaşma dininin dinin esaslarından bir esas, bir temel ve mebdeunun mebadi ve dinin prensiplerinden bir prensiptir. O halde yardımlaşma öyle bir şey ki hayırlara yardımcı olur. Yardımlaşma yapan, yardımlaşmayı yapan bir kişi e, ya Allah o yaptığı şey için Cenab-ı Allah yardım için ona sevap yazar. Ve yardımlaşma öyle bir fazilet ki insanı seçkinler derecesine ulaştırır. İyi insanların sınıfına yüceltir. Evet. Bu yüzdendir ki konum itibariyle taavun o kadar taavun yardımlaşma o kadar yüce bir e, durum ki bir ahlaki yüce Allah'ın sıfatlarından bir sıfat da el musta'anudur. Evet. cenab Allah Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi'nin 18. ayetinde Vallahu musta'anu ala ma tasifun. Hazreti Yakup Aleyhisselam diyor. Anlattıklarınıza karşı yardım istenilecek yardım istenilecek şey ancak Allah'tır diyor. Ancak Allah'tan yardım istenilir. Şimdi niye? Çünkü huval huvallahu'l vahid. Tek olan ilah odur. El kadir sonsuz kudreti vardır. Elazi yalcu ileh'in nasu insanlar ona iltica eder. Li yatlubu minhu'l avne ala ma la yahdiruna alayhim min mata'ib'l hayati au baghi'l ahya. Yani insanların zor durumları da yani yapamayacakları takatlarından güçlerinden daha fazla zor şeyleri yerine getirmek için zor şeyleri başarmak için zalimlerin zulmünden kurtulmak için yüce Allah'a iltica ederler. Yüce Allah'a sığınırlar. Dolayısıyla yardım ondan istenilir. Evet. Müminler bu hikmetten dolayıdır ki devamlı Ma'une yardımı Allah'tan dilerler. Ve sadece sadece Allah'tan dilerler. Has olarak sadece ondan başkasından değildir. لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ يَقْدِرُوا عَلَى مَا لَا يَقْدِرُوا عَلَيْهِ سِوَهُ Yüce Allah dışında ki varlıkların, insanların yapamadıkları şeyleri Cenab-ı Allah yapar. Kudreti sonsuzdur. Bu yüzdendir ki biz her gün beş vakit namazda اِيَّاكَ نَعْبُدُوا وَاِيَّاكَ نَسْتَع۪ينُ Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Ayetini okuyoruz. Dolayısıyla yardım ondan, khas olarak yardımı ondan dileriz. Bu taavun, yardımlaşmanın e, yüksek derecesindendir ki Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nin ee, ikinci ayetinde şöyle emrediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve taavanu alel birri ve takva. İyilik ve takva üzere yardımlaşın. Ve la teavenu alel ismi vel udvan. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Ve Allah'a karşı gelmekten sakınınız. İnne Allah'a şedidul ikab. Çünkü Allah'ın cezası çok çetindir, çok şiddetlidir. Evet. Yüce Allah burada yardımlaşmayı kelime olarak e, emir sigası, am, genel manayı ifade eden emir sigası ile ve yardımlaşın. Yani herkes yardımlaşsın. Sadece buradaki yardımlaşmayı bir mübah olarak, cevaz olarak Cenabı Allah görmüyor. bel evcebehu, cenab Allah yardımlaşmayı vacip kılmıştır ve talebe bihi ve ısrarla istemektedir. Israrla. Ve huve kat vecehel hitaba fi hazel amri ile cemi'i. Herkese bu hitap yönlendirilmiştir. Her mümine. Ve ile kullil kadirine ala tahkikil matlub. Yardımlaşmayı yerine getirebilecek herkesten Cenab-ı Allah bu yardımlaşmayı diliyor. Yardım edin birbirinize yardımlaşın diyor. Herkesten gel yapabilecek herkes için. Felem mec'al el ala taifetin min en duna taife. Yüce Allah yardımlaşmayı bir topluluktan istiyor da diğer topluluktan istemiyor. Böyle yapmamış Cenab-ı Allah. Bütün herkesten ve gücü yeten yardımlaşmayı yapabilecek herkesten istiyor yardımlaşmayı. Evet. Dolayısıyla bu hüküm şumul olarak genel kapsamı olarak herkese şamildir topluma da ve toplumun bireylerine de şamildir. Ve Cenab-ı Allah yardımlaşmayı güzel şeylerde, temiz şeylerde, faydalı şeylerde gerek bireyden gerek toplumdan istemektedir. Bu ayet-i kerimede ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi vel udvan ve yani bu bu ayette elbir kelimesi ve takva kelimesi ikişer defa geçmektedir. Bir kuvve tevessu fi fi'l hayr. Her türlü hayırlı fiil, hayırlı şey, salih ameller her türlü hayır içine almaktadır. Takva ise o vettika kulli ma farda'' ferde ferde veya topluma ister dinde olsun ister dünyada olsun ister hissi görülen şeyleri de olsun, ister maneviyatları da olsun, zarar verecek her şeylerde, her şeyden korunmak gerektiğini bildirmektedir. Korunmak lazım. Yani fert ve toplum kendilerini zarar, zarar verecek her şeyden koruyacaklardır. Ve Cenab-ı Allah gene bu ayeti kerimede bizleri uyarıyor. Sakın ha yardımlaşma batıl üzere veya günah üzere veya zarar üzere yapılmasın. Yani zararlı, zarar vermek için yapılmasın. Günah işlemek için yapılmasın. Batıl şeylerde yapılmasın. Hele hele günah ve düşmanlıkta Cenab-ı Allah yardımlaşmayı kesinlikle nehyetmiştir, yasaklamıştır. El isim, isim nedir? Huve kullu fiilin kabihin. Her türlü çirkin fiil. Ki e, akli selim sahipleri, ve la takbalehun nufusul qawima qawima dürüst kişilik sahibi insanların kabul etmeyecekleri şeylerdir. Yani o çirkin şeyleri yapmayacağız. Udvan ise yüce Allah'ın sınır çizdiği sınırları, şer'i sınırları aşmak veya örf sahih ürfün o çizdiği durumları, tayin ettiği durumları aşmak. Evet. Biz Kur'an'a müracaat ettiğimizde her şeyden önce Kur'an-ı Kerim nice yardımlaşma şekillerini, örneklerini bize, bize sunmuştur. Evet, bunlardan bir tanesi Zılkarnayn hikayesi, durumu. Cenab-ı Allah bize Kur'an'da zikrediyor ki, Cenab-ı Allah Mekkene lehu fil ardi, yeryüzünde İskender'i kuvvetlendirmişti, ona kuvvet vermişti, saltanat vermişti ve atahe min kulli şeyin sebeben her şeyin yolunu yapabileceği çıkış yolunu vermişti her şey yapacak o öğreteği, o yolu Cenab-ı Allah ona öğretmişti kudret sahibidir e, sultan sahibidir önünde çok nice kuvvet sebepler vardır istediği her şeyi yapabilir o kudrettedir o kuvvettedir İskender, İskender Zilkarneyn. ve e, Kehf suresinde cenab Allah ve yeselunuke an Sana zil hakkında soru soruyorlar. Kul saatlu aleykum minhu zikra. De ki size ondan bir anı okuyacağım. İnne mekkenne lehu fil ardı, Gerçekten biz onu yer iktidar sahibi kıldık ve ateynahu min kulli şeyin sebebe. Muhtaç olduğu her şeyin yolunu, bir yolunu öğrettik ona. Evet, bu kadar güçlü, bu kadar bilgi ve daha sahibi, bu kadar kudret sahibi. Buna rağmen, Ve lem yestagni zülkarneyni an ma'uneti ma gayrihi. İskender burada başkasının e, ihtiyaçlarına, başkalarının yardımına muhtaçtır gene. Bu kudrete rağmen, bu kuvvete rağmen yine başkalarının e, yardımına muhtaçtır eee soruyorlar ondan istiyorlar ondan büyük bir set yapılacak. Önümüzde bir set yap. Ve Kur'an-ı Kerim gene bu o, o, durumu anlatırken Kehf suresi 93 94. Hatta İskender iki dağın arasına vardığında vacede min dunihi o iki dağın arasında önünde bir kavim var ki la yakadune yafqahuna kav kavlaha yani az kaldı hiçbir şey bilemeyecek, anlamayacak bir durumdadırlar. Söz anlamayacak bir durumda. Kalu tercüman vasıtasıyla. Dediler ki İskender'e bu bu kavim. Ya zil ey zil karneyn. İnne ve me'cuce mufsidune fil ardi. Ya'juj ve Ma'juj yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar. Fe hel nec'alu leke kharcem. Biz sana vergi versek, para versek, Ala ve hum Bizimle onların arasında bir set, bir engel yapar mısın? Evet. İstediler. İskender'den bir set, bir engel yapmalarını istediler ki Yecüc, Mecüc denilen o, bu gruptan zararlarından kurtulmak için. Çünkü yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, zarar veriyorlar. Cevaben <laughs> Tabi İskender Zilkarneyn yardıma ihtiyacı vardır. Muhtaçtır ve yardımlaşma olmadan bu set yapılamaz. Diyor ki onlara: "Me fihi Rabbi khayrun. Şöyle cevap verir Zilkarneyn, "Rabbim beni içinde bulunduğu dolunduğu nimet ve kudret sizin vereceğiniz paradan daha üstündür." Yani bende o kudret vardır. Bende o kuvvet vardır. Benim paranıza ihtiyacım yoktur. Fe'inuni bi kuvvetin. Siz bana kuvvetle, kuvvetinizle, kuvvetle destek veriniz. Destek olunuz. Ec'al beynekum ve beynehum Siz sizinle onlar arasında aşılmaz bir engel yapayım. Yani siz bana destek olun da sizinle onların arasında bir engel, bir set yapayım. Evet. Böyle. Etuni zuberel hadidi. Bana, bana demir kütlelerini getirin. Demir kütlelerini getirin. Demir külçelerini getirin dedi onlara. Hatta ise soba baina sadafaini ta ki nihayet e, vadi demirlerle doldurup vadi demirlerle doldurup iki dağın arasını aynı seviyeye getirince aynı seviyeye getirdi. Qalan fukhu dedi ki onlara ateşli ateşi körükleyin dedi demir kütlelerini vadide, de demir küftelerini doldurdu. İki dağın arasını aynı seviyeye getirdi. Sonra onlara ateşle körükleyin, ateşi körükleyin dedi. Hatta eza cealehu Evet. Artık onu kor haline getirdiği vakit kale dedi ki onlara etuni ufrig alayhi bana üzerine bir miktar erimiş bakır bana getirin bana getirin de üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim evet ateşi körüklüyorlar kor hale geliyor sonra diyor ki bana eritilmiş bakırı getirin bunun üzerine dökeyim ve o müthiş o büyük, muazzam engel set meydana geliyor. E ne oldu burada? <laughs> burada bir yardımlaşma söz konusu oldu. İskender bu kuvvetine rağmen, kudretine rağmen tek başına yapamadı. E bu yardımlaşmanın sonucu o muazzam set meydana geldi. Sağlam set, dayanıklı set. Ona hücum edenler, o seti aşmak isteyenler aşamadılar o sedi delemediler. Yine Kur'an-ı Kerim bunu durumu şöyle anlatıyor. Kehf suresinin 97. ayeti. Fe en yadharuhu ve mestata'u lehu nakbe. Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler. Evet. Ve burada yardımlaşma sonucu o muazzam set meydana geliyor. Kur'an-ı Kerim şöyle bizlere öğretiyor. Yani eğer yardımlaşmada ihlas olursa eğer yardımlaşmada herkes gücü yeterince e, emek sarf ederse a, mutlaka istenilen netice başarı elde edilecektir. Evet. Yine Kur'an-ı Kerim başka bir yardımlaşma örneğini gösteriyor. E, Hazreti Musa aleyhisselam ve kardeşi Hazreti Harun aleyhisselam. Bunlar iki kardeş, iki Resul. Ve aleyhisselam Men ve rasulun. Yani Hz. Musa aleyhisselam Resul olmasına rağmen, Nebi olmasına rağmen lem teredd, asla tereddüt etmedi. Rabbi en Rabbihi lehu an ta'avuni. Rabbinden o yardımlaşma yolunu istedi. Meziden min daha fazla kuvvet bulmak için, daha fazla risalet vazifesini ede edebilmek için Yüce Allah'tan yardım yolunu istediği. Evet, o şekilde o vazifeyi yapacaktır, tebliğ edecektir. Ve şöyle diyor. Taha Suresi 29 ve 32. ayetleri. Vec'al li min ehli. Bana ailemden birini yardımcı yap. Harun ahi, kardeşim Harun'u. Uhdud bihi ezri. Onu onunla gücümü artır. Ve esrikhu fi emri onu eşi, eşime, onu işime ortak et. Evet. Yani Hz. Musa aleyhisselam daha fazla etkili olmak için, daha fazla kuvvetle risalet vazifesini yapabilmek için ve Firavun'u oradaki insan, o zamanki insanları da Allah'a davet etmek için, risaleti tebliğ edebilmek için Yüce Allah'tan ona yardım edecek birisini ee, birisini istiyor. Bana birisini öyle tayin et ki bana yardım etsin bu vazifeyi ifa epeyim. Bu da benim kardeşim Harun olsun diyor. Ve yüce Allah o isteğini yerine getiriyor. Evet. Yine Kur'an-ı Kerim e, barışça olduğu gibi savaşta da yardımlaşmayı emrediyor. Saf suresinin dördüncü ayetinde اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِهِ hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi saf bağlayarak ke ennehum bunyanun marsus ee, sanki e, saf ale, hiç şüphe yok ki in inna Allah şüphesiz Allah yuhibbu lezine yuqatiluna fi sebilih kendi yolunda savaşanları seviyor Saffan, saf halinde ke ennehum bunyanu marsuf ee, kenetlenmiş bir yapı gibi saf olup da savaşanları Cenab-ı Allah seviyor. E bu saf hali gelmek safı yerine safı tesis etmek için kalabalığa ihtiyaç vardır, toplanmaya ihtiyaç vardır, dayanışmaya ihtiyaç vardır, yardımlaşmaya ihtiyaç vardır ki o saf meydana gelebilsin. Evet, e tabii kenetlenmiş bina daha kuvvetli oluyor birbirine bağlanmış daha kuvvetli oluyor. E bu da nasıl oluyor? Ancak sağlam bir yardımlaşma oluyor. Yani burada Cenab-ı Allah savaşça dahi bir bina gibi keletlenmiş saf haline gelip savaşanları çok seviyor. Yani birbirinize yardım ediniz, birbirinize kelletleniniz diyor. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünne, e, hadis, hadis şeriflerinde yine yardımlaşmayı emrediyor. Şöyle ki, e, Men nefse" hadisi Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Men nefese an mu'minin kurbeten min kura dünya nefese allahu anhu kurbeten min kura bi <laughs> Kim bir müminin İçinde bulunduğu dünyevi şiddetlerden birini giderene Cenab-ı Allah uhrevi şiddetlerden birini o kişiden giderir. Yalnız buradaki şiddetle, dünyevi şiddetle uhrevi şiddet asla bir olamaz. Düny uhrevi şiddet daha büyüktür, daha tehlikelidir. Yani burada e, mükafat amelin cinsinden, ey mümin, Müslüman kardeşin şiddet içinde zor durumda, o zorluğu, o şiddeti ondan kaldır.

Ee, zor durumdaki iflas etmiş birisine kolaylık sağlayan yardım eden bir kişiyi Cenabı Allah dünyada da ahirette de ona kolaylık gösterir. Ve setere muslimen kim bir müslümanın ayıp kusurlarını örterse setarahullahu fi dunya ve'l-ahireh. Yüce Allah onu dünyada da ahirette de onun ayıplarını, hatalarını, günahlarını örter. Vallahu fi auni'l-abdi ma kana'l-abdu fi auni ahie. Kul kul Müslüman kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da o kişinin yardımcısıdır, yardımındadır diyor. Evet. Başka bir hadisi şerif. Ennesu bi hayrin İnsanlar yardım ettikleri müddetçe hayır içindedirler. Hayır işinde kalacaklar. Hayırlı bir durumda kalacaklardır. Üçüncü bir başka bir hadis. Men kana fi haceti ahih, kana Allahu fi haceti. Kim bir Müslümanın Müslüman kardeşinin ihtiyacında ihtiyacını gidermek için çalışırsa Allah da o kişinin ihtiyacını karşılar. El müminu lil mümini, mümin mümine karşı durumu kelbun yani bir bina gibi yeşuddu ba'duhu ba'da bir parçasını bir parçası diğer parçasını sımsıkı kenetleyip tutan bir bina gibidir. Evet. Meselül müminine müminlerin durumu fi tevaddihim birbirlerine olan sevgi ve taatufihim sempati ve tarahumihim birbirlerine olan merhametleri kemeselül cesedi bir beden gibi bir mesela i vahidi bir tek beden gibi izeştaken bu bedenden bu cesetten bir organ şikayet ederse arıza hastalanırsa o organ tedaa sairul cesedi bil humma ve seher bedenin cesedin diğer kalan her tarafı da ateş basar ve uykusuz kalır. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fazlasıyla yardımlaşma konusunda bizleri e, ikaz ediyor ve yardımlaşma, yarışma, yardımlaşma, konusunda çok hırslıydı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Ve mübarek duasında şöyle diyordu. Rabbi e'inni ve la tu'in aleyye. Ey Rabbim bana yardım et. Aleyhimde kimseye yardımcı bulundurma. Kimseye yardım etme aleyhimde diyor. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve hutbelerinde, açış بل فواتح الخطب، خطبة أو قنجة إيك خطبة عشان جاش ولا ديرو نحمد الله ونسعينه، الله حمد إدارز، وallah تن ياردم ديلرز ديرو. حضرة الخاتجة والد مس رضي الله عنه في غنبر أفندي بزين شو كان يعين في نوائب الحق. i̇nsanların yani başlarına gelecek belalar, musibetler, zor durumlarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların yardımına koşuyordu o zor durumlarında. Evet. Yine sadaka verirken o da yardımlaşmanın bir örneğidir. وَتُعِينُ الرَّجُولَ عَلَى دَبَّتِهِ فَتُحْمِلُهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ Adama yardım eder, onu bineğine bindirirsen o da bir sadakadır. Ve aunuk ve aunuk zayıf Yanındaki fazla azığınla, yemeğinle zayıf olan insana yardım etmen o da bir sadakadır. Evet. O halde yine İslam adabıdır. İnsanın kölesi olur, işçisi olur, amelesi olur, çıra olur. Onlara iş verirken güçlerinden fazlaysa onlara yardım etmek lazım. Fe en kelleftumuhum ma fe'inuhum aleyhi efendimiz aleyhissalatu vesselam hadisinde eğer yani yapamayacakları zor bir iş verdiğinizde o işte onlara yardımcı olunuz. Evet. Yine bu peygamberlik silsilesi bu silsilesi <laughs> öyle bir tarz ki yüce bir tarz şerefli bir tarz ve muazzam bir yardımlaşma o silsilede vardır. Yani insanları Allah'a davet konusunda, o dini tebliğ konusunda, beşeriyet tarihine baktığımızda bütün nebiler yardımlaşmayı önem vermişlerdir. Ve kullu rasulün yebni cüz'en her bir resul Allah göre verdiğinde celle celaluhu bir bina, bir esas, bir temel kurar. Yümehidübihi temhit yani hazırlık yapar. Lijuzün mübül gelecek bir parça için. Yani bir peygamber, bir temel atar. Hazırlık yapıyor. Gelecek peygamber için hazır bir temel bulsun. Sonra arkasında gelen o diğer peygamber, o da o temeli atılmış, esası esası ve esas olarak temel olarak o temelin üzerinde başka bir e, e, ekleme yapmak suretiyle. Bütün Nebi'ler böyle birbirlerine yardım etmişlerdir. Yani önceki Nebi, daha sonraki Nebi için bir hazırlık yapmıştır, bir bir temel, bir esas kurmuştur ve ta ki son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle o e, o risalet binası tamamlandı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle diyor. İnne meseli ve meselel enbiyai min kabli benim durumum ve benden önceki 124 bin peygamberin durumu ke meseli raculun bir adam gibi bana beyten bir ev bina etti fe ahsenehu çok güzel ve cemmellehu mükemmel yaptı illa mevdi ala binetin sadece bir e, tuğla yeri boş bıraktı min zeviyetin e, bu evin köşelerinden bir köşeden bir tuğlayı boş bırak, bir tuğla yerini boş bıraktı. Evet adam evi mükemmel yaptı, süsledi, güzel bir ev. Fakat bu evin köşelerinden birisinden böyle bir tuğla yerini boş bıraktı. فَجَعَلَ النَّاسُ يَتُفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ İnsanlar gelip gezdiler, çok şaşırdılar, çok beğendiler, muazzam bir bina olmuş dediler. وَيَقُلُونَ <laughs> Ve derler ki insanlar, هَلَّا وَدَعْتَ هَذِهِ الْلَبِنَةَ Niye bu tuğla yerini boş bıraktın? Sormaya başladılar ev sahibinden. İşte, فَاَنَا الْلَبِنَةَ O tuğla benim o kerpiç tanesi benim. Ve ana hatemun nebiyin ve peygamberlerin sonuncusu benim. Yani nübüvvet binası benimle tamamlandı. Benimle mükemmel oldu. Evet. Yine <laughs> İslam tarihine baktığımızda önümüzü aydınlatacak muazzam yardımlaşma örneklerini görüyoruz. Ve bu yardımlaşmanın arkasında da hayırlar geldiği başarı geldi, zaferler geldi. Hicret mesele. İslam'daki hicret meselesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine, Mekke'den Medine'ye göçü hicreti. Ebu bu hicrete işareke fiha kuhulun. Orta yaşlı kişiler iştirak etti. Mesul Nebi ve Ebu Bekir, Hazreti Resulullah ve Ebu Bekir gibi orta yaşlı. Ve şebabun gençler de iştirak etti. Ke ali ve Abdullah ibn Ebi Bekir'in Hazreti Ali, Ebu Bekir'in oğlu Abdullah ve Nisa'un hanımlar da kadınlar da iştirak etti. Ke Zavceti Ebi Bekir'in Hazreti Ebu Bekir'in hanımı gibi ve fetayatun kızlar da iştirak etti bu hicrete. Ke Esma'a ve Aişe'te Hazreti Esma, Hazreti Aişe, Ebu Bekir'in kızları her birisinin bir katkısı olmuştur bu hicrette. Herkes çaba göstermiştir. Mesela Ebu Bekir radıyallahu anhu yani hazırlığı yaptı ve vesile e'addetel uddete vesiletel intikal ıı, taşınma yani Mekke'den Medine'ye gitmek için gerekli olan ihtiyacı karşıladı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ise ıı, planı çizdi. Yolu güzergahı tayin etti. Ve konaklama yerlerini de tayin etti. Bu da Peygamber Efendimiz'in çabası bu yardımlaşmada. Hazreti Ali ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yatağında yatacak. Ve müşrikler gelip Peygamber yatıyor zannedecekler. Yani burada Hazreti Ali kendi nefsini Resulullah feda ediyor. Evet. Hicret esnasında Allah izin verdikten sonra Hazreti Ali'yi çağırıyor. Resulü Ekrem bu emanetler var burada sahiplerine ver. Ve sen yatağımda uzan, seni e, beni zannede zannesinler ve ben artık çıkacağım diyor. Ve orada Hazreti Ali kabul ediyor. Resulullah'ın yatağında uzanıyor ve müşrikler de öldürebilirlerdi ani bir atakla bir hücumla. burada Hazreti Ali Resulullah kendini feda ediyor. Ve burada başka bir şey var. Müşriklerin kalbi kararmış, gözleri kör olmuş. Sadece onu öldürmek istiyorlar Hazreti Resulullah. Başka gayeleri yok. Onun amacı ise nedir peki Resulullah'ın? Yanımda emanetler var. Nasıl sahiplerine ulaştırayım? O düşüncede, o merakta. Onlar öldürmek istiyor. O ise yanındaki emanetleri onlara vermek istiyor. Evet. Ebu e, ben, Hazreti Ebu Bekir'in hanımı ise yemeği hazırladı. İki kızıyla beraber Hazreti Ayşe ve Esma ile. Hazreti e, Esma ise e, yemeği taşıdı, suyu taşıdı tam ağaraya kadar. Evet. Abdullah da Abdullah da koyunlarını otlatıyor, oraya kadar götürüyor, sütlerini sayıyor. Ya, ve Onlara Hazreti Resul mağaradayken üç gün Hazreti Resulullah'a ve Ebu Bekle veriyor. Yani burada e, hicret e, hicret esnasında ortaklaşa bir yardımlaşma vardır. Yardımlaşma ruhu vardır. E, ne güzel bir örnektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye vardığında orada Mecid-i Nebevi inşa etmek istedi. Burada da muazzam bir yardımlaşma örneği vardır. Ve kısa bir zamanda herkes gücünden geldiği kadar. Burada Peygamber Efendimiz bir amele, bir işi gibi çalışmıştır. Evet, taş taşımıştır, kerpiç taşımıştır ve kısa bir zaman içinde muazzam ve sağlam yapı meydana geldi. Bu da yardımlaşmanın bir neticesidir. Evet, Hendek Savaşı'nda, Hendek Savaşı <laughs> tabii Mekke'den 10 bin müşrik gelmiş, çok suratlı geliyorlar. Peygamber Efendimiz istişare ediyor ne yapalım? Burada Hazreti Selmani Salmane Farisinin görüşü var. Der ki ya Resulallah bize böyle bir dışarıdan bir düşman geldi mi biz kendimizi savunmak için bir hendek kazarız. Ve dağların koruyamadığı o açık yerden Peygamber Efendimiz emir veriyor ve hendek kazıyorlar. Geniş bir hendek, derin bir hendek mesafesi uzun bir hendek. Çok kısa bir zamanda o yardımlaşma ruhuyla, o zevk ile, o şevk ile o hendeyi kazdılar ve müşrikler geldiklerinde amaçlarına ulaşamadılar. Evet. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir seferdeyken e, emir verdiler. Bize bir koyun kesin e, birisi dedi ki ya Resulullah aleyye zebhu şati. Bu koyunu kesmek benim görevim. Ben keseceğim. Ve kâle ve aleyye selhuhâ. İkincisi ikinci sahabi, ya Resulallah koyunun, kesilmiş koyunun derisini ben yüzeceğim. Üçüncü birisi dedi ki, ve aleyye tebhuhe, ben pişireceğim. Peygamber Efendimiz dedi ki, ve ana, ve ana aleyye cem'ul hatı, ben ise benim görevim size odun toplamak. Burada Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem odun toplayacaklar. Dediler ki ya Resulullah nahnu Sen yerine biz odun toplayabiliriz. Siz zahmet etmeyiniz ya Resulullah. Kal a'lemu annakum biliyorum. Siz benim yerime odun getirebiliyorsunuz. Biliyorum bunu. Velakin fakat ben la uhibbu an Sizden farklı olmayı olmayı arzu etmem. Siz iş yaparken ben oturmak istemem. Fe inna Allah şefaatsiz Cenabı Allah la yuhibbu men abdihi kulundan sevmez en yetemeyyeze ala ashabihi arkadaşlarından ayrı farklı olmayı asla hoş görmez Cenabı Allah. Onun için ben de siz iş yaparken ben de iş yapmak istiyorum. Size odun toplamak istiyorum. Yine Bedir gazasında ilk gazadır Müslümanlarla müşrikler arasında. Bedir sahile yakın Medine'den 3 kilometre takribi uzaklıkta. Evet, yani Peygamber Efendimiz Medine'den e, yola çıkınca her üç sahabeye bir deve düşüyordu ve nöbetleşe biniyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de iki tane ortağı vardı sahabelerden. Peygamber Efendimiz üç kişi oluyor. Bunlar nöbetleşe bineceklerdir. Fakale <laughs> lehum. Peygamber Efendimizle beraber ben deveye binecek iki kişi dediler ki ya Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam. Nahnu nemşi mekanaka. Ya Rasulullah, siz binin senin yerine biz yürüyeceğiz. Sehta ki siz yürümeyin. Ve ente terkebu mekanana ya Rasul, Bizim yerimizde sen bin ya Resulullah. Fe eben nebiyyu zalika sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz bunu asla kabul etmedi. Ve kâl ma entum bi aqwa minni ala'l meşi. Hayır. Yürüme, yürüme konusunda siz benden daha kuvvetli değilsiniz ki. Ben de kuvvetliyim. وَلَا أَنَا, وَلَا أَنَا بِأَغْرَى مِنْكُمَا عَلَى Ve siz nasıl ki hayra, sevaba ihtiyacınız varsa ben de sizden daha fazla e, ecre, sevaba ihtiyacım vardır. Yani bırakın ben de yürüyeyim de ecir kazanayım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ben nöbetleşe biniyorlardı. Böyle ta bedre varana kadar. Gene Tebuk seferinde, Tebuk seferi çok zor bir seferdi. Yani Tebuk uzaktı Medine-i Munevvere'den takribi 800-900 kilometre. Mevsim de sıcaktı, sıcak. Peygamber Efendimiz orduyu hazırladı. Çok zorluk çektiler, susuz kaldılar, aç kaldılar. Her on sahabiye bir hurma düşüyordu, her on sahabiye. Böyle hurmayı ağzına koyup biraz emiyor diğer sahabi kardeşine veriyordu. Onuncu sahabi sadece çekirdek kalıyordu. Çarıkları, ayakkabıları, çarıklar girdik. Hepsi yırtıldı. Yalın ayık okumlarının üzerinde. Yemekler azalmıştı. Evet. Bu yardımlaşma konusu da burada. Peygamber Efendimiz kimde yemek varsa yer getirin hepsini üzerine okudu ve beraber böyle yemeye başladılar. Evet. O halde bilinen bir gerçek ki e, fert birey toplumun bir parçasıdır. Ve toplumun bir tuğlasıdır. Yani bir toplum bir bina olarak kabul etsek fert de birey de bu binanın bir tuğlasıdır. Ve insanlar arasındaki o meşhur söz birimiz hepimiz hepimiz birimiz için. Veyahut da el ferdu lil mecmu'i fert toplum işindir toplumun hizmetinde ve mecmuu fi hizmeti fert toplum ise ferdin hizmetinde. Dolayısıyla İslam bu esası bu bu şeyi temel almıştır ve Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim innemel mu'minun ihvetun hucurat 10. ayet müminler ancak kardeşçiler başka bir şey değillerdir diyor. Yine baş, daha önceki e, e, okuduğumuz bir hadisi i şerifte El-mu'minu lil-mu'mini, mu'minin mu'mine karşı durumu e, Kelbun yani yeşuddu ba'duhu ba'dan Bir parçası diğer bir parçasını sımsıkı kenetleyip tutan bina gibidir. Binalar gibidir. Evet. Ve yardımlaşma o cemaat ruhuyla, o toplum ruh, cemaat İslam ruhuyla yapılsa daha da etkili olur. Evet. cenab Allah diyor ki e, Mü'minun suresinin 52. ayetinde وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın وَلَا تَفَرَّقُوا Ayrılıp dağılmayınız. Evet. Buradaki yardımlaşma o cemaatlaşma ruhu ve içinde olması lazım. O İslam'ın emrettiği budur. O, o, cemaat birlik, beraberlik olduklarında toplum bir beraber olduğunda o yardımla yaşma meydana gelir, gelir, gelebilir. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Buradaki ip Kur'an-ı Kerim'dir. Ama ayrılıp dağılmayınız. Bir olunuz, beraber olunuz, kenetlenin diyor. Gene Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> diyor ki hadis-i şerifinde Yedullahi me'al cema'a Allah'ın inayeti, hıfzı, koruması Cemaatledir. Birlik, beraberlik olduğunuz zaman beraber o zaman Yüce Allah'ın rahmeti de, bereketi de, koruması da zaferi de, yardımı da sizinle beraber olacaktır. Evet. Ve ibadette de cemaatleşme ruhu vardır. Ee, Fatiha sonrası her gün okunduğumuzda İyâke ne'abudu ve iyâke nesta'in yalnız sana ibadet ederiz hepimiz toplum olarak, cemaat olarak ve iyyake nestaînu yalnız senden yardım dileriz. <coughs> Burada namaz kılan bir kişi iyyake na'budu sana ben ibadet edeyim. demiyor. İyyake iyyake a'budu demiyor. a'budu ya yalnız ben sana ibadet demiyor. Hepimiz yalnız sana ibadet ederiz. Ve ve iyyake demiyor. Ve iyyake nestaîn yalnız senden yardım diliyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim ee, ümmeti ve takvayı birleştirmiştir. Bir arada tutmuştur. Ve şöyle diyor. İnne hâdihi ümmetukum ümmeten vâhide. Şüphesiz bu İslam tek bir din olarak sizin dininizdir. Ve ana rabbukum. Ben de sizin Rabbinizim. O halde fattakun. Öyleyse bana karşı gelmekten sakınınız. Demek ki eğer ümmet olabilmek için takvalı olmak lazımdır, Allah'tan korumak lazımdır ve o zaman birlik, beraberlik meydana gelir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikaz etmiştir, uyarmıştır. Sakın sakın ha kötü şeylerde, çirkin şeylerde, Allah'ın haram kıldığı şeylerde yardımlaşmayın. Evet sahabenin birisi toplanmışlar, alaya almışlar onu birisini. Vuruyorlar, dövüyorlar. Peygamber Efendimiz dedi ki onlara, لَا تُعِينُ عَلَيْهِ şeytana Aleyhinde şeytana yardımcı olmayınız, aleyhinde şeytana yardım etmeyiniz dedi. Evet. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müşrikten de yardım dilemeyi reddetmiştir. İnna la nesta'inu bi müşrikin. Biz bir müşrikle bir müşrikten yardım dileyemeyiz, isteyemeyiz diyor. Allah dışında hiç kimseden biz yardım istemeyiz diyor. Dolayısıyla bu yardımlaşma her an her zaman iyi şeylerde, güzel şeylerde olacak ki ikhlaslı olacak ki o zaman fayda verebilsin, netice alabilsin. Ve dedi ki yardımlaşma ailede başlar. Esas ailedir. Toplumun çekirdeği ailedir. Bu aile efratları Allah'a taat konusunda birbirlerine yardımcı olacaklardır. Yani başta eşler arasında yardımlaşma olacaktır. Eğer eşler arasında yardımlaşma olmasa o ailede bereket yoktur, o ailede huzur yoktur. Evet. Bir babanın, bir annenin de evlatlarına karşı olan yardımları yardımcı olacaklardır. Evet. Evlat babasına hizmet edecektir. Yardım edecektir, hizmetkar olacaktır ve ihtiyacını karşılayacaktır. <laughs> Baba da evladına gereken ihtimamı gösterecek, şefkati gösterecek, icabında e, öğretecek. Bir arkadaş gibi onunla bir olup dersini yapacak, e, güzel şeyler öğretecek. Çünkü herkes bu konuda sorumludur. Akrabalar konusunda da o da sile-i rahim olabilir. Onlara ilgi, alaka göstereceğiz. E, fakiri varsa maddi olarak onlara yardım edeceğiz. Evet. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem esra'ul hayri sevaben sevabı en fazla, en en hızlı sevap getiren şeyler nedir? En hızlı silatul rahim akrabalara ilgi, alaka göstermek, anne babayı razı etmek, anne razı babayı razı etmek. Bu iki şey e, sevapları çok hemen yazılır evet diyor. Sonra e, İslam hukukunda komşuların hakları çoktur. Onlara eziyet vermeyiz. Onlara eziyet vermeyeceğiz. Onlara yardımcı olacağız. Ne dilimizle, ne kuv kuvvetimizle, gücümüzle onlara e, e, eziyet çektirmeyeceğiz. E, her konuda onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Evet. Bir de ilim konusunda bir hocanın talebesine bir mürşidin müridine faydalı şeyleri öğretmesi lazım, sabırlı olması lazım, hakikati göstermesi lazım, öğretmesi lazım. Evet. Bir baba evladını sanatkar da yapabilir, sanat sahibi yaptırır, sanat öğretir, ticaret öğretir ve buna benzer. Zenginlerin de fakirlere karşı e onların da bir yardımlaşma şeyi vardır. Zengin yanındaki zekatı, sadakayı vermek suretiyle o fakir e, şey o hesabı Allah'a karşı olan o vazifesini yerine getirir ve fakirlerin gönlünü alır. Fakirler ise o yardımı almak suretiyle e, ona şükreder, dua eder. Aradaki o nefret ortadan kalkar. Ve Toplumun her bireyleri efrat olarak aralarında da böyle yardımlaşma ruhu olmasıdır. Gençler arasında olacaktır, kızlar arasında olacaktır, komşu kadınlar arasında olacaktır. Böyle yapıldığı takdirde o zaman yardımlaşma ruhu meydana gelir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اتقل المحارم تكون الناس. haramlardan sakın haram işleme İnsanların en abidi sen olursun. Yani ibadet çok, namaz çok, oruç tutmakla değil, en fazla haramdan uzak kalmakla oluyor. Var da bir ve kasamallahu leke tekun agnennes. Allah'ın sana takdir ettiği rızkı, rıza göster size en zengini sen olursun. Yani Allah'ın sana verdiği rızıkta kanaat getir en zengini sen olursun. Ve ahsen ilayke tekun mu'minan komşuna iyi davran, mümin olursun ve ahibbin nasi ma tuhibbu lennefsike tekun kendi nefsin için sevdiğin güzel şeyleri sevdiğin sevdiğin şeyleri müslüman kardeşlerin için de ise müslüman olursun. Ve la tuksir fazla gülme ve inne kesret dahike tumitul kalb fazla gülmek ise insanın kalbini öldürür diyor. Ha burada yardımlaşma konusunda birkaç örnek size anlatayım. Bilal radıyallahu anh, bilal Habeşi, Peygamber Efendimiz'in müezzini soruyorlar, Peygamber Efendimiz nasıl yardım ederdi? Derdi ki, Kana iza al musliman faraahu Bir Müslüman sahabi gelir Resulullah'ın huzuruna bakıyor çıplaktır. Elbisesi Ya Ya'muruni bana emir verirdi. Fa antaliqu gidip fa borç alırdım. Borç. Yani Resulullah'ın burada parası yok, imkanı yok. Buna rağmen borçlanır. Fa ashtari lahul ona cübbeyi alır, elbiseyi alır. Onu giydirirdim. Ona yedirirdim aç bırakmazdır. Evet, yardımlaşmanın başka bir örneği, bir mazlumu gördüğünde ona yardım et, onu o zalimden kurtar. Biri dedi ki, ya Resulallah, birisi çıksa karşıma, malımı, malımı illa benden alacak, malımı benden almak istiyor. Ne yapayım? dedi ki ona, zekirhu billahi, ya, Dedi ki Allah rızası için böyle yapma, malımı alma, ona söyle. E dedi ki ya Resulallah eğer onu dedim fayda vermedi. E o zaman dedi ki oradaki etraftaki Müslümanlardan yardım ise bak da yardımlaşmadır. Yardım ise e dedi ki ya Resulallah onu da yapamadılarsa bana yardım etmedilerse dedi ki git valiye sultana git şikayet et. E onu da yaptım fayda vermedi. E o zaman malını korumak için her şeyi yap. Dövüşebilirsin. Vuruşabilirsin. E ya Resulallah Ölürsen, ölürsen şehitsin. Evet. Dolayısıyla burada mazlumu zalimin elinden kurtarmak için, kurtarmak için bütün Müslümanların yardım etmeleri lazımdır her konuda. Zayıf insanlar ezilmesin, güçsüzler ezilmesin, mazlumların ahına, Müslümanların mazlumların o zor durumuna biz yetişelim diyor. Evet. selman Farisi, bu mecusi, daha sonra Hristiyan oluyor, aslen medainli İran'dan, Irak'tan, sonra e, kilise kilise geziyor, en sonra Medine geliyor, Resulullah ile müşerref oluyor, e, iman getiriyor. E, efendisi onun Müslüman olduğunu anladığında eziyet etmeye başladı. Efendimiz'e gelip söyledi ya Resul, ne yapayım? Dedi ki onunla bir anlaşma yap. Köleler efendileriyle anlaşıyor. Mal verecek, para verecek ve azat olacak, olacaklar. Evet anlaşçılar bir tarlası vardı. Onu 300 hurma fidanı dikecek oraya ve bir miktar para istedi. Peygamber Efendimiz sahabe-i hemen herkes yardım etsin. Artık elinde 5 fidan hurma getiren oldu, 15 getiren, 10 getiren oldu. Sonra Peygamber Efendimiz'e bir seferde bir yumurta büyüklüğünde altın geldi, Selman'a verdi. Kale feeddi biha me'alik üzerindeki borcu ver ve bu kölelikten kurtul. Ve bu şekilde sahabe-i kiram Selman-ı yardım ettiler ve, ve Resul-i Ekrem de yardım etti ve kölelikten kurtuldu. Peki bu konuda kadınların durumu nasıldır? Evet onlar da yardımlaşmada örnek insanlardır onlar da. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber seferinde e, çıkmak istedi, kadınlar toplanmışlardı. Dediler ki ya Resulallah kad eradna en nakruce maaka ila vecihike haza fanudavil jarha vanu'inul muslimin. Bir bastatağ ya Resulallah sizinle Hayber seferine gelmek istiyoruz, işerak etmek istiyoruz. Sizinle gelmek istiyoruz. Eğer yaralı olursa ona teda onu tedavi ettiririz. Müslümanlara yardımcı oluruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız size. Çal Kal ale bereketille Allah'ın bereketi olsun. Gelin dedi. Evet. Eğer kadınlarda böyle bir yardımlaşma ruhu olursa erkekler nasıl yardımlaşmasın? Veya bir Müslüman nasıl yardımlaşmasın? Evet. Kulasa olarak yardımlaşma konusu çok önemlidir, mühimdir ve bütün zorluklar yardımlaşma ile aşılır. Çünkü mümin olarak, bir fert olarak toplum huzur bulmadıkça, toplum mesut olmadıkça insan bilsin ki birey veya fert bilsin ki hiçbir zaman mutlu olamayacaktır. Onun için. Elimizden geldiği kadar yardımcı olalım, yardım etmeye çalışalım. Ve eğer ihlası olursak ve el birliği olursa yapılmayacak, aşılmayacak hiçbir şey durum kalmaz. Her türlü zorluklar aşılır, her türlü sıkıntılar giderilir ve Cenab-ı Allah'ın o nusreti, zaferi de nasip eder inşallah. Yeter ki birbirimize yardımcı olalım ve yardımlaşma ruhunu diri tutalım başka bir husus mübarek ramazan ayındayız yüce Allah oruçlarımızı kabul etsin taksiratımızı affetsin bizleri gafletten uyandırsın inşallah شو دعينا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تقبل منا صيام شهر رمضان على ما كان فيه من تساهلنا فبفضلك تفضل علينا اللهم اجعله كفاره لما سبق من ذنوبنا وعصمه فيما بقي من اعمارنا وارزقنا اعمالا صالحه ترضى بها عنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المردودين ولا من المغضوب عليهم ولا من الضالين اللهم تقبل منا اعمالنا على ما كان فيها من ضعفنا وتقصيراتنا واشركنا في دعاء الصالحين واعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا واولادنا من النار واجعلنا من المتقين الاخيار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وقيامنا وقعودنا وركوعنا وسجودنا واعتدالنا وهيئاتنا وأبعادنا وتمم تقصيراتنا بحرمة رمضان <applause> اللهم اجعلنا واجعل والدينا من عتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا واجعل والدينا من عتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا واجعل والدينا من عتقاء شهر رمضان بحرمة رمضان وبحرمة القرآن وبحرمة سيد ولد عدنان وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين